Good morning everyone, ladies and gentlemen. I would like Herkese merhaba. Çok teşekkür ediyorum bizlere katıldığınız için. Hoş geldiniz tekrar. Bugün sizlerle biraz daha Türkiye'deki yassı piyasasından konuşacağım. Özellikle de sıcak haddelenmiş çelik piyasasından konuşacağız ve ilgili piyasalarda HRC piyasasında, yani bizim piyasamız derken Türkiye piyasasından söz ediyorum. Elbette etkilerinden konuşacağız. Şimdi biraz da ham çelikle ilgili konuşalım. Ham çelikte bildiğiniz gibi bazı değişiklikler meydana geldi. Kasım ayında bizim kendi değerlendirmelerimize ve pazar payına göre biraz daha bir düşüş meydana geldi. Yapılan bakım onarımlarla ilgili çeşitli fabrikalarda yaşananlardan dolayı, ama yani tekrar bunun artacağını düşünüyoruz önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki aylarda. Ham çelik üretiminde bir artış meydana gelecek ve ama hurdaya ikame olarak biraz daha tabii yavaş ilerleyeceğini düşünüyoruz. Sanırım daha yakın olmam gerekiyor net duyulmam için. Evet. Bir sonraki de bu da bizim kendi Steel Orbis'imizin hesaplaması. Ham çelik üretim maliyetlerinin hesaplanması ham maddelere bağlı olarak gördüğünüz gibi. Özellikle altını çizmek istediğim şey şu anda bizim birisi başka birisinin cebine bakmamak için özellikle de çeşitli enstrümanlarla ilerlememiz gerekiyor. Daha iyi, daha detaylı şekilde süreci anlayabilmek, takip edebilmek için. Sanayi nerede? Fabrikalar şu anda ne yapıyor? Bir sonraki adım nasıl olacak ve nasıl bir işleyiş gösterebilirler? Ham maddeleri nasıl satın alıyorlar gibi belirli hesaplamalar yaptık. Bu hesaplamalar başka yerlerden de yapıldı ama bunların detaylarını sizlerle paylaşmak istemiyorum. Yani dilim, plaka, çelikle ilgili de yapıldı ama detayları söylediğim gibi paylaşmayacağım. Rakamlar tabii ki üzerine konuşulabilir, tartışılabilir ama yine de çelik, elektrik fırınına kıyasla yani yüksek fırında daha yüksek bir gidişat görüyoruz. Bu ikisi üstünde isterseniz biraz daha devam edelim. Bildiğiniz gibi kok kömüründe önümüzdeki yıllarda bir değişiklik meydana geldi fiyatlarında. Özellikle son iki yıldır yüksek bir fiyat takip ediyor. Aralığın ortalarında 300 FOB gibi bir rakam meydana geldi. Neden böyle bir şey oldu peki? Çünkü piyasa Hindistan dışı bir taleple ilerliyordu. Bu da devam edeceğe benziyor. Hatta diğer nasıl söyleyelim, tedarik tarafında da bazı problemler var. Azalan bir ticaret akışı var bildiğiniz gibi. Bilinen sebeplerden dolayı Rusya'dan gelen ticaret azaldı. O yüzden fiyatlar çok daha fazla. Ama yine şu da var. İlave bazı kok ve kömür üretimi 9 milyon ton üzeri devam edeceğe benziyor. Bu da tedarik ve arzdan sanki dengeyi getirebilir. Eğer durum böyle olursa kok kömüründeki fiyat durumunu da dengelemiş oluruz. Resmi, kusura bakmayın unuttum ilerletmeyi. Evet, şurada bakalım. Resmi otoritelere göre şu altta yazıyor otoritelerin isimleri. Beklenen rakamlar kok kömüründe şu seviyelerde olacak ve önümüzdeki dönemlerde de 2025'te de yine hemen hemen aynı seviyelerde gideceğe benziyor. Piyasanın nasıl hareket edeceğini hep beraber göreceğiz. Bir diğer şey de demir cevherine ilişkin. Buradan da görülebilir. Demir cevheri fiyatları da çok daha fazla artıyor. Bitmiş mamullere ya da yassı mamullere kıyasla. Belirli dönemlerde bir baskı hissediliyor fabrikalarda buradaki marjlardan kaynaklı. Neden böyle bir durum meydana geliyor derseniz Çin'in kendi üretimi 1.4 kadar arttı geçtiğimiz 10 ay içinde ve bunun dışında başka etkiler de var elbette. Yine de demir cevherindeki fiyatlarda bazı gerilemeler bekliyoruz. En azından önümüzdeki dönemlerde güçlü olacağını da düşünüyoruz. Yaklaşık 120-125 dolar gibi bir değer beklenmekte. Bunun da en büyük sebebi envanterler demir cevherinde çok çok düşük, 100 milyon tonun altında. Önümüzdeki yıl büyük yatırım bankalarının negatif tahminleri var.
bankaya bağlı olarak, antiteye bağlı olarak demir cevheri rakamlarının 60 gibi rakamlara ineceğini bekliyorlar. Yani önümüzdeki sene göreceğiz bunları. Burada hurdayla ilgili değerlendirmeler var. Bunların hepsini görebilirsiniz detaylı bir şekilde. Yani pik demire ilişkin sağ tarafta da 2023'ün 3. çeyreğinin ithalat rakamları var. Rusya, Almanya, Brezilya ve diğer ülkeler. Bilhassa da pik demirde Rusya şu anda liderliği sahip. Bunun da en büyük sebebi başka bir pik demir alternatifi olmaması. Belki Brezilya'da olabilir ama onun dışında yani kısa lead zamanda hızlı bir iletim Rusya'dan meydana geliyor. Donbas'tan genellikle yapılıyor buradaki teslimatlar. Bir diğeri de Steel Orbis'te bildiğiniz gibi bir hurda tahmini gerçekleştiriyoruz. Her ay yapmış olduğumuz ayrı bir değerlendirme bu. Trendin nereye gittiğini, rakamların nereye gideceğini öngörmeye çalışıyoruz. En azı çok uzun bir liste var esasında neler olduğuna dair, ne gibi faktörler etkiliyor, ne gibi faktörler olacağını, önümüzdeki dönemlerde etki yaratacağını bekliyorsak hepsini değerlendiriyoruz. Hem üreticiler tarafından hem de hurda tedarikçileri tarafından değerlendirmeler yapıyoruz. Akışı değerlendiriyoruz ve günün sonunda bütün bu faktörleri beraber değerlendirip kendi öngörülerimize, tahminlerimizi koyuyoruz. Ve burada da bir grafik var şu anda gördüğünüz gibi. Premium grad hurdadan söz ediyorum. Belirli anlaşmalarda 600'e gelmiş gördüğünüz gibi. Önümüzdeki dönemlerde 395-380 gibi olacak gibi. Çünkü ABD şu anda bu konuda çok iyimser, çok daha pozitif. Ama genel olarak çok büyük bir kolaps, çöküş beklemiyoruz. Çünkü piyasada zaten bugün büyük bir düşüş yaşanıyor. Ama Türkiye'deki bitmiş çelik üretimine baktığımızda satışına, imalatına bir iyileşme var ama talep o kadar yeterli değil. Belirli mühürlemeler yapmaya gerek olacak gibi Türkiye'deki fabrikaların belki de tahmin etmek ya da kabul etmek istemediği yüksek hurda fiyatlarıyla karşılaşacağız gibi görünüyor. Bizim tahminimiz bu yönde. Hurda da üretim ve tüketim seviyelerinde geçtiğimiz aylarda yaşananlar, tüketim tarafına baktığımızda halen çeşitli endüstrilerde günlük iş aktivitelerinin, faaliyetlerinin finansal durumdan elbette yaşadığı ekonomik durumlardan etkilendiği görülebilir. Yani o yüzden rakamlar çok daha iyi olabilir belki üretim için. Öyle de söyleyebiliriz. Nasıl söyleyelim? Yani biz Türkiye'deki fabrikaların %80, %85'ini fabrikanın türüne bağlı, tesisin türüne bağlı olarak bazıları çünkü şu anda çalışmıyor, bazıları yeni hatlar üstünde çalışıyor. Onlara göre düşünmemiz lazım ve daha eksende kapasitelerde, daha yeni kapasitelerde düşünmemiz lazım. Ve yani orta vadede yerel talep ve arz için değişiklikler olacağını düşünüyoruz. Bilhassa bazı projelerde rekabetin Türk üreticilerde ihracat anlamında artacağını düşünüyoruz. Ama günün sonunda bu yeni kapasiteler nasıl olacak hep beraber bunları görebiliriz. Umarım talebe göre de böyle olur. Bir sonraki de ihracat. Bu arada yani rakamları tekrar vermeye gayret göstermedim. Görebilirsiniz o rakamlar binlerce ton cinsinden yazmadım. Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkeleri ve diğer başka ülkeler arasında çeliğin dağılımı var. Türkiye'nin asıl gamında olan ülkeler bunlar ve bunlar Türkiye fabrikaları için önemli olan ülkeler. Şimdi bu yıl hepinizin de bildiği gibi Türkiye bazı zorluklar yaşadı Avrupa Birliği'nden alıcılar tarafında. Tabii ki o zamanlar bu oyun
Türkiye için pek de iyi değildi. Neden? Çünkü ana dezavantajımız şu, antidumping vergileri var. Avrupa'dan gelen farklı farklı fabrikalara farklı farklı derecelerde yüksek üretim maliyeti var. Bu sadece yüksek fırınlardan ya da yüksek hurdadan kaynaklı değil. Yine biz burada enerji fiyatlarının, doğal gaz fiyatlarının artışına tanık olduk. Asya'da böyle şeyler yok benim bildiğim kadarıyla, bu kadar. O yüzden belirli bir potansiyel var Türkiye'nin çeşitli seviyelerin altına inebileceğine dair ve çalışabilir durumda olmuyor zaman zaman Asya piyasalarına kıyasla. Fakat Türkiye'nin avantajı ne? Fabrikalar her zaman esnek bir kere, çok profesyoneller. Ne zaman bir durum çıksa bunları kotarabilecek esnekliğe sahipler. Avrupalı alıcılar da bunları gayet iyi bilirler. Ve bir tarafta da lead zamanı çok az. O yüzden kotalar geldiğinde çok mesela tamamlanmaya yakın olunduğunda hemen Türkiye'de tercih edilen bir opsiyon haline gelmeye başlıyor fabrikalar. Ve şu da var, satın alanlar minimal risk taşıyabiliyorlar. Bunun dışında yani yeterli derecede tedarik var, belki bu da önemli. Vietnam, Güney Kore gibi ülkelerde ya da Japonya, Tayvan, Hindistan, hani Hindistan çok da olmasa da son zamanlarda bazı sorunlar yaşanabiliyor tedarikle ilgili. Tamam, çeşitli durumlarda düşük maliyet var. Doğru, Türk üreticilerine karşı dezavantajlarından biri bu zaman zaman yaşanan o uzun lead zamanı asıl problem. O yüzden Avrupa'ya karşı bu mücadele yine devam edeceğe benziyor önümüzdeki dönemlerde ve bu Cezayir'in geliştirdiği bir proje var biliyorsunuz. Bu da büyük bir problem olabilir. Hadi problem olmasın da rekabet anlamında biraz onların elini kuvvetlendirebilir. Bildiğim kadarıyla Cezayir'e bir kota yok, antidumping yok. O yüzden biraz işler bizler için zorlaşabilir gibi görünüyor. Ticari üretimde bazı yerlerde evet bir şeyler olabilir. Hep beraber bunları göreceğiz. Gördüğünüz gibi şu anda Çin şu anda dominant durumda piyasada. HRC'nin Türkiye'deki en büyük kaynağı buradan da görülebilir. Tabii ki Japonya'dan da, Güney Kore'den de, Hindistan o kadar belki bu resme bu sene çok girmedi. Biraz o konuya da değiniriz isterseniz. Şu anda Çin bizim ana kaynağımız, HRC'de Çin. Biraz sizlerle geçtiğimiz 2 yılda neler yaşadık onlardan bahsedelim. Daha önce de bahsetmiştik. FOB bizim için bir benchmark ifade ediyor Türkiye piyasası ve asıl bütün bölge için aslında böyle. Ya da CIS için de böyle söyleyebiliriz. CIF temelli yapılıyor orada. Aynı sebeplerden dolayı farklı sonuçlar da doğuyor kimi ülkelerde. Bazı ülkelerde ticaret akışı bozguna uğruyor. Bazı yerlerde kademe kademe azaltılmaya gidiyor. Ben şu anda içerisinden sıcak kaldelenmiş bobinlerden söz ediyorum. Biraz da bu iki tarafa bakalım isterseniz. Ne kadar kapasiteler var fabrikalarda? 2014'ten bu yana gidenler. İlk 4 fabrikaya baktığınızda bunlar on and off şekilde Rusya tarafında operasyonlarını yürütüyorlar. Ve ürünlerine bakın, ürünleri Rusya'dan biletten yani zaman zaman levha şerit olarak, plak olarak zaman zaman da yine diğer ürünler şeklinde çeşitli limanlardan gönderiliyor. Sonra tam işgal meydana gelince daha büyük bir kayıp meydana geliyor. Şurada gördüğünüz tam 2 entegre fabrika ve bir tanesi tamamen gitti. Çok da bilgimiz yok bazılarına ilişkin. Yani kimileri diyor ki operasyonunu sürdürmeye çalışıyor, kimileri diyor ki sadece hurdada. Yani tam olarak nasıl olduğunu bilmiyoruz buradaki bazı fabrikaların durumunu. Bu da çok üzücü bir şey açıkçası. Çünkü savaş öncesinde yani gayet güzel fabrikalarını tamamen modernize etmişti. Yani bu işte bobinlerinin miktarı, ağırlığı ya da kapasitesi, kullanımı gayet iyi bir dereceye gelmişti. Ama bazılarında operasyon şu anda sürdürülmüyor. Burada da elimizde ne kaldı onları görebiliriz. Ve şu anda ilk üçe bakın. Şu ilk üçü en büyük olanları.
uzun olanlar. Sonra diğerleri şu interpipe stil ve diğeri çeşitli uzunluklarda çelik üretimi gerçekleştiriyor. Ve Zaporijjya var. Bir de bunlar da Ukrayna'da. Çok uzak değil bu arada. Yani cepheye de çok uzak yerler değil ama yine de güvenli ve şu an operasyonel olanlar. Bir de yansıya bakalım. Yansıda Ukrayna'da yeniden şekillendirme çok fazla yapıldı lojistik yönteminde. Zaten en baştan itibaren bunlar detaylandırıldı, konuşuldu. Yani nasıl ifade edelim? Hani daha iyi bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor. Avrupa sınırından şu kısma doğru, Romanya'ya doğru yassı levhalar aktarılıyor. Bazı koiller de işte zaman zaman Türkiye'ye getirilebiliyor. Mevcut halde bazı anlaşmalar yapıldı zaten. Yani zaman uzatması da yapıldı bazı anlaşmalar için. Yani Ukrayna halen ihracat yapabiliyor kimi yerlerde. Ama akış öyle çok bol değil, çok düzenli ya da çok stabil değil. Ve tabii ki bununla beraber Rusya'dan dolayı çelik üretim kapasitesini Ukrayna %60 kadar, bunlar bu arada ham çelik için geçerli, kaybetti. Yani tam olarak tabii ki savaş ne zaman biter bunları bilmiyoruz. Ne zaman biter, bittiğinde biz varlıklarımıza nasıl kavuşuruz, kömürle ilgili durum nasıl olur bunların hepsini bilmiyoruz. Bunlara dair bilgimiz yok. Bazı madencilik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çelik ve demir operasyonları halen daha kontrol altında olan bölgelerde sürdürülüyor ama işin lojistiği var, enerjisi var. Burada biraz daha önümüzdeki dönemlerde farklılıklar bekliyoruz. Hele ki kışın. Yani şu anki durum böyle. Kısıtlı ve durum geçmiş yıllara kıyasla, savaş öncesine kıyasla çok daha büyük kısıtlılıklar var. Şimdi Rusya'ya gelelim. Açıklayacağım burayı da. Rusya gördüğünüz gibi herhangi bir üretim kapasitesini kaybetmedi. Burada burada yaptırımlar çok daha fazla geldi bildiğiniz gibi. Avrupa Birliği'nin sonrasında Birleşik Krallığın ve de Amerika'nın çeşitli yaptırımları var. Ve birçok fabrika üstünde yaptırım var. Mesela 3 tane fabrikadan söz ediyorsak 2 tanesinde sorun var. Piyasada var olamıyorlar, çalışmalar yapamıyorlar. Ve bazı sorunlar yaşanıyor elbette. Yani denizcilik navlunlarına ilişkin sorunlar yaşanıyor. İkincil yaptırımlar geldi. Birçok sorun var. Ama tüm bu zaman içinde hepsi büyük etki getirdi. Bu etkiyi de verilerden görebilirsiniz. Bilmiyorum. Tam biliyor musunuz ama savaşın başında resmi istatistikleri herkese yasakladı Rusya otoriteleri. Ruslar dahil olmak üzere. Kimseye erişimi açmadılar. Ama bana sorarsanız buradaki veri, hele ki benim için çok daha ilginç bir veri. Çünkü bu veri, bakın nereden geliyor? Bu devletin federal demir yolları istatistiklerinden geliyor. Tonajları gösteriyor. Her yıl demir yollarında hareket eden ihracat ürünleri ağırlıklarını, meblağlarını gösteriyor. Yani demiryolu taşımacılığı sadece %80'e kadar, kışın yaza kıyasla biraz daha fazla, geri kalan otomotiv şeklinde ilerliyor. O yüzden hepsini kapsamıyor. Yani bütün bu rakamlar hepsini yansıtmasa da yine de Orta Asya ile kıyaslayabiliriz. Rusya, onların belki de ikinci yerel piyasası gibi denebilir. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, bütün bu ülkeler söyleyebilir Orta Asya dediğimizde. Çünkü yani Rusya oraya çok uzak bir ülke değil. İhracat anlamında da uzak bir yer değil. HRC sıcak haddelenmiş bobinler mavi ile gösteriliyor. Bakın ne kadar farklı bir azalma var. İhtiyacınız varsa bu arada 2021'in verileri de var bende. 2021 yani savaş öncesi ve savaş sonrası veri nasıl merak ediyorsanız bunlara bakabilirsiniz. Ama şöyle adaletli de olmak lazım. Rusya'da HRC için hele ki bugün de şu an çok fazla ihracat yapmıyorlar. Neden? Çünkü yapamıyorlar. Bazılarını yapabiliyorlar ama yapmayı da tercih etmiyorlar. Bunun sebebi aslında yerel piyasada zaten iyi bir talep olması, Rus yerel piyasasında iyi bir talep olması. Büyük tonajları buradan ilerletiyorlar. Sınırlı kapasiteyle, sınırlı bakım onarım kapasitesiyle gidebiliyorlar. Yani açıkçası yerel piyasada kendilerine güvenleri var. Ve yüksek talep de yine Orta Asya ülkelerinden onlara geliyor. Öyle olunca da onlara aslında bu biraz yetiyor. Yani şöyle, hani o bize biraz
bir sonuç çıkarmaya yardımcı olabilir en azından. Çünkü yerel piyasada bir şeyler değiştiğinde ya da Rusya diyelim ki ihracat vergisine dair bir şey yaptığında ki %4, %5 ki fabrikalar için işte iyi bir şey değil bu aslına bakarsanız. Yani eğer Rusya şu an HRC ihracatına geri dönerse en azından yaptırım almayan fabrikalardan bu olursa satışta sorun yaşamazlar. Ama şu anda satmayı tercih etmiyorlar. Turuncu olanlarda külçe ve yeşil olan da neyi gösteriyor? Yeşil olan da bizlere dilimleri, plakları gösteriyor. Ve aldığımız verilerde karşılaştırmayı da yapabilirsiniz en azından. Yani bu dilimler, plakalar en fazla ihracatı yapılan ürünler arasında. Kilit pazarlar Meksika, Türkiye, Avrupa Birliği, Asya ve Çin. Bunun dışında da yine bu pazarda kalmayı bekliyorlar. Ama iki nokta var bunun için. Avrupa Birliği'nin neler yapacağını önce bir görmemiz lazım. Yani şu önemli. İhracata yasak mı gelecek mesela 2024'te? Sanki dilim bu plakaların ithalatına dair bir yasak gelecek gibi hatırlıyorum. Bir de Rusya'dan daha az rakam gelebilir. Bunun da sebebi stokların belki de pik demirinde tutulması. Çünkü hacmin yarısı orada. O yüzden belki plak değerlerinde azalma meydana gelebilir Avrupa'ya doğru. Bu bir de bazı Rusya'dan Avrupa'ya giden çelik ürünlerinde de kendini gösterecek. Yani Rusya ile ilgili değerlendirmeler böyle. Ve bu iki rakam Rusya ve Ukrayna'da artık o benchmark değerlerini çoktan kaybettiler. Satış olsa bile insanların göz önünde bulundurduğu şeyler bunlar değil. Yani genel piyasa değerlendirmesi, bilgilendirmesi için özellikle bunları göz önünde kimse bulundurmuyor artık. Ve burada da Çin piyasadaki en büyük yeri tutmuyor sadece Türkiye için. Yani küresel anlamda da zaten böyle. Çünkü üretimde çok büyük bir artış var. HRC üretiminde %13 bir artış görmüşüz. Ama bakın Çin'in ihracatında %37'lik bir artış var. Ve sıcak haddelenmiş de ihracatlarına böyle bir etki gelince fiyatlara da bir baskı oluşacak. Ve Türkiye'de zannediyorum 50-55 derecesinde olacak. Son kısımda da görebilirsiniz şu anda. Mart sonrası çok daha daralmaya başlamış. Her gün değişiyor aslında. Her hafta değişiyor buradaki veriler, değerler. Ama çok daha dar bir aralıktayız. Şu anda Çin tekliflerinde bir rebound etkisi var. Yani sadece Türkiye'de değil diğer ülkelerde de bunlar karşımıza çıkıyor. Asya'da var ve fiyatlarda artış meydana gelse de $20 mesela kısa vadede, aralıkta bundan bahsediyoruz. HRC'nin Çin'den tahsisi çok büyük oluyor doğal olarak. O yüzden bu da yine yani Çin'den gelecek taleplere ve rakama göre rakamın belirleneceğini gösteriyor. Türkiye'nin de söylediğim gibi Çin için soğuk haddelenmiş bobinlerde de yeri büyük. Rusya ve Ukrayna uzun zamandır resimde olmadığı için yine Çin her yerde karşımıza çıkıyor. Bunun dışında bu bilgilere, kaynaklara ihtiyacımız var. Niye derseniz, çünkü işte boru imalatçıları gibi firmaların iyi bir karlı ihracat yapmaları için daha pahalı yerli fiyatlara ihtiyacı var HRC'de, sıcak haddelenmiş bobinlerde. O yüzden yani karşımıza çıkan grafikler böyle. Sonraki iki grafikte de bunlar söz veriyorum son olacak. Bu da bizim tahminlerimizden geliyor. Bir tanesi HRC için, bir tanesi de hurda için. Aynı şekilde tüm faktörleri dahil ettik. Neler oluyor, ne gibi beklentiler var ekonomi için, ham maddeler için, hepsi için. Ve burada bir fiyat tahmini yaptık gördüğünüz gibi.
fiyatın nereye gideceğine dair bir değerlendirme yaptık. Şu maddede böyle olacak, bu maddede böyle olacak gibi. Türkiye'de HRC var, 2020 Avrupası'nın değerleri var. İtalya, Portekiz, İspanya biraz daha büyük bir yer tutuyor. Artık aklınıza hangi ülkeler geliyorsa oradan. Türkiye için ben şahsen şunu bekliyorum. İlk olarak hurda temelli bir üretim olacak. Bir yerde de evet, dilimlerde, plakalarda bir gidişat bekliyoruz. Çünkü daha ucuz bir alternatif yok. Eğer Rusya dilim plağıyla ilgilenmek istemiyorsanız, ki o da ucuz değil aslında bakarsanız şu anda. Başka alternatifler de var. Malezya var, işte Suudi Arabistan var. Onlar gayet pahalılar. Ama yine de karşılanabilir, makul bir fiyat, ama yine de pahalı. Yani Türkiye'deki tarafta genelde bahsedilen şey yeni bildirildi biliyorsunuz. HRC, Çin, Rusya, Japonya, Hindistan. Buraya karşı yeni bir anlaşma yapılacak. Değerlendirme için bekliyoruz süreçlerin detaylarını. Yani insanlar bunun nasıl gideceğini değerlendirmeye, neler olacağını kestirmeye, öngörmeye çalışıyor. Normalde benim anladığım şey şu: bir beklenti var elbette. Japonya'nın ve Rusya'nın büyük oranlardan ilerleyeceği, 20 vesaireden bahsetmiyorum. Belki çok daha fazla olacak. Evet. Protokollere göre ya da siyasi şeyler de dahil edilmeyebilir. Yani teoride çok büyük bir oran almaması lazım aslında. Daha önce de bahsettiğim gibi arkadaşlarımla da konuştum hatta. Rakamların genelde yerel fiyatla eşleştirileceği söyleniyor. Bilmiyoruz, orada bir dumping yapılır mı? Çok fazla spekülasyon da var. Bakıp göreceğiz. Yani Şubat'a kadar bir bekleyelim. Şubat'ta artık görürüz sonraki aşamaları. Bilmiyorum, artık bir seneye kadar gider bu süreç herhalde. Bu biraz değiştirebilir durumu, ama yine söyleyelim. Yani anladığım kadarıyla tabii ki anti-dumpingle beraber bir de gümrük vergisinde %13 şu anda Çin için bir değer var. Bu da rakamları arttırıyor, ama yani ihracat lisanslarını kullananlar da oluyor ödememek için. Bilmiyorum, anti-dumping vergilerini tabii orana bağlı olarak değişir. Adil olmayabilir, öyle de düşünebilirsiniz. İhracat lisansı, ruhsatları kullanılabilir. Yani yine piyasa verilerine göre, piyasadan topladığımız bilgilere göre %100 ihracat ruhsatlı gitmiyor. Farklı değerlendirmelerimiz bize bunu gösteriyor. %20'si, %30'u vergi ödeyerek gidiyor. Öyle düşünün. Yani anti-dumping vergisi olursa bu da tonajları etkiler tabii ki. Yani ama bakıp göreceğiz. Avrupa içinde önceki konuşmacılar gayet güzel anlattılar. Ekonomik genel görünümden, tüketimin nasıl olduğundan bahsettiler. Kısa vadede büyük bir gerileme beklemiyoruz. Avrupa'nın ilave restocking yapacağını söyleyenler var. Yani tatil dönemlerinde vesaire, ama biraz kısıtlı bir dönem şu an için ithalatta. Çünkü bütün fabrikalar mevcut değil. Yani fiyat artıranlar da oldu kimileri arasında. Türkiye'ye gelelim. Çin'den bahsedeceksek Türkiye için. Şu an 600'lerdeyiz, belki 650, 680'e çıkılabilir. Ve aynı şekilde devam edelim. Asya sıcak kaddelenmiş ihracat fiyat tahminlerine Hindistan ve Çin için bakalım. Daha önce de söyledim zaten, Çin'le ilgili bahsettim. Normalde bazı hükümet teşvikleri olabiliyor ve çeşitli üretimlerde üretim kesintileri de yapılabiliyor. Çünkü kirlilik azaltma hedefleri var, ama ihracat tahsisi halen devam edecek ve oldukça da fazla ihracatları. O yüzden genel beklenti çalışılabilir, bu fiyatların pek de yüksek olmayacağı, yani 550-560 olacağını düşünüyoruz. Ben yani ticaret
de kullanılabilir rakamlardan söz ediyorum. Bir büyük fabrikalardan gelenler var, bir de diğerleri var. Elbette aralarında fark var. Hindistan birkaç aydır bu resimde kendini göstermiyordu. Genel olarak aslında beklediğimiz aralıkta resme gireceği yönündeydi. Şu an evet geliyorlar. Yani çok agresif olacaklarını düşünmüyoruz. İhracata geri döndüklerinde ihracatta çok agresif olmayacaklar. En başta büyük karları neredeyse o pazarlara gidecekler. Avrupa bunlardan biri elbette. Ve GCC olabilir, yani Körfez ülkeleri olabilir. Hem şimdi coğrafi yakınlık düşünülebilir. Ana kaynak diğerlerine ikamesi olabilir Hindistan. Türkiye'de yani benim anladığım kadarıyla ilk opsiyon değil. Ama yine bizim burada diğerleri için durum nasıl? Çin'e doğru gidiş, antidumping nasıl olacak? Hurdalarda, dilimde, plakada nasıl olacak? Hepsini görmemiz lazım. Böyle. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Anaya sorum yok çünkü ben zaten daha geçen bu sabah sordum yani anaya kendim. Var mı sorusu olan mikrofon? Çok teşekkürler Ana, bu güzel sunum için. Çok dolu dolu bir sunumdu. Biraz da şunlardan şaşkınım. Rusya'nın Meksika'ya plak ihracatına çok şaşırdım. Yani bu nasıl oluyor? Bir de Avrupa var. Türkiye de alıyor. Aslında her Avrupalı ithalatçı şu an bizlerden onay bekliyorlar. Rusya girdisi olmaması onayını bekliyorlar. Siz ne bekliyorsunuz buradan? Rusya malzemeleri nasıl sonlanacak, nasıl bitecek? Meksika'ya gidiyor genellikle. Bazı başka Latin Amerika ülkelerine de gidiyor aslında. İki fabrika çok aktif. Ama değişiyor, zaman zaman satıyorlar. Yani her ay 150 bin ton sipariş göndermiyorlar. Yani muhtemelen bu materyallerin kimileri ABD piyasasında görülebilir. Ama buna ilişkin Amerika'nın çok her şeyi detaylı kontrol ettiğine dair bir bildirim almadık biz. Bazı meseleler oldu ama yani direkt Meksika ile ilişkili şeyler değil. Türkiye için de, daha doğrusu Avrupa için söyleyeyim. Bilinç var, panik de yaşanabiliyor kimi durumlarda. Resmi bir regülasyon yok bu konuyla ilgili. Yani Avrupa'ya ithalatta bulunamazsınız. Rusya'da feedstock'ta bulunan bir şeyini alıp ithal edemezsiniz diye bir şey yok şu an için. Soğuk haddelenmiş için de aynısı geçerli. Rus sıcak haddelenmişleri de yine bunu kullanıyor. Plaklar içinde eğer alıcılar dikkatli olursa halen Avrupalı olmayan, Avrupa Birliği dışı yani yaptırımı olmayan ülkeler var. Ucuz plak mesela Mısır olabilir, Libya, Fas, Cezayir, AB dışı ülkeler, Makedonya, Kosova gibi. Yani burada çok büyük bir akış yok belki ama resmi bir regülasyon da olmamasına rağmen insanlar daha da dikkatli, bilinçli olmaya başladılar bu konuyla ilgili. Belki fark etmişsinizdir. Daha farklı alternatif orijinal yerlerimiz var. Yani Suudi Arabistan pek de ilginç bir ülke olmasına rağmen bu resme giriş yaptı. Şu anda Asyalılar için bunun fiyatının ne kadar karşılanabilir olduğu önemli. Şimdi Asya'daki fabrikalar Latin Amerika'ya gönderim yapıyorlar, Avrupa'ya gönderiyorlar. Daha büyük tesisat yapacaklarsa tabii ki Türkiye'de olabilir. Yani teşekkürler. Var mı başka soru? Sanıyorum başka bir soru yok. Çok teşekkürler Ana.